Fuar TV izleyicileri, fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. İstanbul Siyanar Fuar Merkezi'ndeyiz ve 2022 İBAKTEK Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan da Girefın'da konuk olduk ve yanımızda yine firma kurucularımızdan Cihat Şimşek bulunuyor. Bakalım bizlere hem marka ile alakalı hem ürünlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Cihat Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sizler? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evet, ürünlerimizi konuşacağız, sektörümüzü konuşacağız. Evet. Ama öncelikle Cihat Bey'i biraz tanıyalım. Cihat Bey sektöre nasıl girdi? Merhabalar, ben Cihat Şimşek. 30 yaşındayım. İstanbul'da, Karadenizliyiz. Ordu'nun geliyoruz. Evet, fındığın bol olduğu yerde. Evet. Lisansım inşaat mühendisiyim aslında ama bu meslek bize dedelerden geliyor. Dedemizden, babamızdan ve biz üçüncü kuşak olarak devam ettiriyoruz bu mesleği. Hı hı. Biz fındık sektörüne girme senaryomuz zaten hani içine doğduk diyebilirim biraz tabiriyse. Evet. Dedemizin kurduğu ve başlattığı bir tekneyi babamızın sürdürüp sonra bizlerin de üçüncü kuşak olarak devam ettirdiğimiz bir aile şirketi diyebiliriz buna. Evet, Ordu dedik, fındık dedik. Tabii evet. Fındık da olmazsa olmazı oranın. Dede kaç yılında başladı bu arada? Ordu'da başlamıştır eminim ki. Tabii biz Ünyeliyiz, Ordu Ünye'den. Dedem bu sektöre yani genç yaşlarda 1960'larda 70'lerde girdi, başladı. Tabii uzun yıllardır. Tabii eskiden hani ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve yaptığımız çalışmalara dayanarak da onlar daha sade bir şekilde fındığı hani alıp işlemeden yurt dışına ihraç ediyordu. Biz de şimdi artık bu ürünleri artık paketleyip bütün insanlara, bütün dünya nasıl tanıtırız Türk ürününü? Bu çünkü Türkiye'ye ait bir ürün. Yani Türk markası coğrafi işaretli bir ürün. Evet. Bunu dünyada zaten lideriz. %70'ini biz üretiyoruz dünyaya, Türkiye olarak. Bu da bizim için bir yük, yani bir baktığın zaman bir sorumluluk. Bunu böyle daha geliştirerek, daha güzel forma sokarak bütün dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, inovasyon dedik ya, durmuyoruz, devam ediyoruz yeniliklere. Peki neler yapıyoruz? Biraz bahsedelim yine az çok önümüze koymaya çalıştık ürünlerimizden. Evet. Neler var ürün olarak? Ürün gamımızda neler var? Biz neler yapıyoruz? Biz fındığı Karadeniz'den getiriyoruz. Evet. Yani Giresun bölgesinden, Ordu bölgesinden fındıkları getiriyoruz İstanbul'a. İstanbul'da Başakşehir'de bir yaklaşık 1500 metrekare kapalı bir alanda kavurma tesisimiz var. Biz buna kavurma tesisi olarak adlandırıyoruz. Fındığı natürel olarak aldığımız fındığı, bu şekilde aldığımız fındığı çiğ kavurarak... Çiğ fındık dediğimiz bu, evet, natürel çiğ fındık deriz. Hı hı. Biz bunu alıp ondan sonra fındığı kavurup bu hale getiriyoruz. Ama devam edip artık bu, çünkü ülkemizde pastacık ve çikolata sektöründe kullanıldığı için bu ürünü artık formasyon olarak pirinç, file, toz, her türlü formuna getirebiliyoruz. Hmm. Ve de bunu da ilerletip son tüketiciye ulaşmak için fındık ezmesi, evet, kakaolu fındık kremamız, yani bu tarz kakaolu fındık kremamız, bunları da üretmeye başladık. Yani genel olarak bizim ürün gamımız fındık ama fındığın bütün her çeşidi. Her çeşidi var. Evet. Gerek işte son tüketiciye ulaşan ürünler, gerekse yine fırıncıların, pastacıların kullandığı ürünlere kadar hepsi var. Tabii bu arada yurt dışına kadar aslında marketlerde, raflarda görülebiliyor, evet, değil mi Girefındık? Tabii. Şimdi biz yani ürünlerimizi üretirken zaten Ar-Ge çalışması kapsamında elimizden geldiğince kaliteye önem vererek ürünleri ürettik. Ve de bunları üreterek de zaten bir ivme yakalayıp hem iç piyasada hem dış piyasada da söz sahibi olmak istiyoruz. Harika. Tabii yani bir yeni bir firma olabiliriz. Yeni bir brand zordur yani bir marka yeni, ama bunun için elimizden geleni yani hayallerimizden vazgeçmiyoruz. İyi ürünler üreterek bunları biz ihraç ettik. Fındık ezmemizi ihraç ettik. Kakaolu kremamızı ihraç ettik. Ve de kendi markamızı ihraç ettik. Bu bizim için, Türkiye için gurur verici bir şey. Harika bir şey hem de. Yani bu şekilde Almanya ilerliyoruz. Demiştiniz değil mi? Evet. Almanya'da satılıyor. Almanya'da raflarda satıldı. Amerika'da satılıyor raflarda. Bu şekilde artık dünyanın bütün ülkelerine elimizden geldiğince kendi fındıklarımızı, Türk fındıklarını tanıtalım ve insanlarımıza yedirelim. Kesinlikle. Peki biraz kalitemizden de bahsedelim mi Cihat Bey? Nelere dikkat ediyoruz bunların üretiminde? Şimdi kalite olarak fındık zaten yani bir organik bir ürün. Evet. Baktığınız zaman direkt bahçeden, aslında şöyle bir şey vardı. Bahçeden masanıza gelen bir ürün diye gördüğümüzde fındık tesisimiz anlamında biz kalite sertifikalarımızı barındırıyoruz. İşte, işlerken de yine değil mi? Tabii. İşlenmiş hepsi, yani GİMDES helal sertifika olsun, koşer sertifikamız olsun, ISO belgelerimiz olsun, laboratuvarımız var kendi bünyemiz içinde, gıda mühendisimiz, kimyagerimiz var. Bütün analizler yapılarak, çünkü fındık yani topraktan geldiği için
Bunların analizleri, aflatoksin analizleri, asit peroksit analizleri yapılması gerekiyor. Bunları yaparak en iyi fındıkları tercih edip en iyi ürünleri çıkarmak lazım. O anlamda da kalite anlamında ödün vermeden devam etmeye çalışıyoruz. Markamız sadece Girefındık mı? Girefındık, evet. Evet, Girefındık. Giresun'dan geliyor zannediyorum. Evet, Giresun'dan çağrıştıran Girefındık, aynen. Ve yoğun bir ilgi var fuarda da. Devamlı fuarlara katılıyor musunuz? Ya biz aslında, yani dürüst olmak gerekirse, bu bizim ilk fuarımız İBATEK. Ama biz bu partner olarak diğer yurt dışındaki fuarları da gezdik. Anoga fuarına gittik, visitor olarak gittik. Hani bir ziyaretçi izledik, olarak gözlemledik. Aynen, ziyaretçi olarak gözlemledik. Bugün de yani güzel bir fuar havası yakaladık. Evet. Umarım her şey güzel gider. Yurt dışından da gelen birçok misafiri yine burada ağırlıyoruz. Umarım her şey sizin için de güzel olur. Umarım. Hayırlı fuarlar dileyelim tekrar. Peki yeni projeler olacak mı? Girefındığı nerelerde göreceğiz? Girefındık çalışmaya bırakmayacak. Yani biz, ben, abim Necat Bey ve ben kendim Cihat olarak, biz ikimiz genç bir nesiliz, üçüncü kuşağız. Elimizden geldiğince bu işi geliştirmek istiyoruz. Nasıl geliştirmek istiyoruz? Yaptığımız ürünlerimizi ne kadar fazla product, yani ürün kataloğu elde edersek o kadar insanlara hitap edebiliriz. Yurt dışı anlamında çok üstün bir çalışmamız var. Sürekli yurt dışı seyahatleri yapmaya çalışıyoruz. İşte fuarları takip ediyoruz. İnsanlarla kontak haline geçiyoruz. Bu çalışma anlamında hiçbir zaman durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Daha genciz. Önümüzde yol uzun. Ve gerekli tonajlarda da sanırım gönderim yapılabiliyor değil mi? Sınır yok üretim konusunda. Yok, sınır yok. Yani harika. Biz konteyner bazlı olsun, parsiyel konteyner bazlı olsun gönderebiliyoruz. Hitap edebiliyoruz. Karşılık veriyoruz. Evet. Bu arada bu fındık ezmesinin şekersiz olanı da var sporculara yönelik. Var. Yine onlar da üretiliyor değil mi? Aslında evet. Yani bizim şu anki ilerideki hedeflerimizden birkaç ürünümüz daha var. Hani bu konular biraz da bakıyoruz. Bizim kendi katalog bölümümüzde gizli tutuyoruz Arge'de. Bunu şekersiz ürünü de üretmeyi hedefliyoruz şu an. Evet. Baktığınız zaman bu kakaolu kremamızın sütlü fındıklı krema şeklinde üretmeyi düşünüyoruz. Hani bunlar şöyle bir şey. Biz ürünlerimizi üretelim, kabul alalım. Eğer mutluysa biz devam edelim. Yani ben sadece olayı burada gidip de insanlara biz bunları ürettik deyip bitirmek istemiyoruz. Yani herkesin onayını almak istiyoruz. Her damak tadına uygun lezzetleri yine bulunduracağız. Ürün gamı gelişmeye devam ediyor Girefındık'ın. Peki burada Türkiye'de hemen hemen her marketlerde bulabiliyor muyuz markamızı? Bu ürünler şu an online marketlerde satılıyor. Trendyol hepsi burada. İşte kendi gireshop.com kendi ürün sitemizde satılıyor. Gurme marketlerde oluyor genelde İstanbul'da. Ya şu an için zincir marketlerde değiliz. Online'da daha fazlayız. Oradan evet. Sipariş geçebilirler evet, o zaman. Online'da daha Türkiye'nin fazla. Her bir yerine yine kargo aracılığıyla ürünlerimiz gidiyor. Evet. Peki izleyicilerimize ve tüketicilere neler söylemek istiyorsunuz buradan? İzleyicilerimize biz üretmeye devam edeceğiz. Biz kaliteli ürün üretmeye devam edeceğiz. Biz bunları ürettiğimiz sürece sizler de bunların tadlarına bakarsanız ve bize güzel geri dönüşler sağlarsanız bizi mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum her şey için. Evet. Çok sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz sektöre katmış olduğunuz katkılardan dolayı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Fındığın serüveni şu anlık bu kadar. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, 2022 CNR Fuarı'ndayız ve İBATEK Fuarı'ndayız dedik. Fuar katılımcılarımızdan Girefındık'a konuk olmuştuk. Şimdilik standımızdan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.